Alanya, Liman ve Kızıl Kule. Marina. Bodrum'un Barlar Sokağı tarzında bir yer burası. Alanya'nın en eski binalarından 150 yaş civarında olduğu söyleniyor. Karşıda fener var. Umbabalık. Burası da Pupa'nın gündüz görünümü. Burası da Alanya'nın en eski evlerinden bir tanesi. Yine. Tophane Camii'ni görüyorsunuz. Bunlar Alanya'nın en eski ve restore edilmiş yapıları. Atatürk'ün heykeli. Atatürk ilk defa Alanya'ya 18 Şubat 1935'te gelmiş ve çıkışını bu limandan, buradan yapmış. 4-5 saat kaldıktan sonra tekrar ayrılmış ve bir daha Alanya'ya gelmemiş. Denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Altında da İngilizcesi var. Atatürk'ün bir vecizesi. Harbur. Harbur. Kitchen Bar. Et ve balık restoran. Burası da gümrük. Yabancı gemilerin giriş yaptığı liman. Girişin ardındaki deniz. Muhteşem. Kızıl Kule'nin arkasında Alanya Kalesi'nin surlarını görüyorsunuz. Alanya tepeye doğru tırmanıyor böyle. Eski binalar restore edilmiş halde. Evet, burası da gümrük. Bu da benim düldülüm, bisikletim. Passenger terminal.
Alanya Kalesi'nin deniz kenarındaki surları, boylu boyunca surlar. Dağın eteklerinde karşı tarafta görülen yerlerde oba istikameti Tosmor, Kestel ve Mahmutlar, ondan sonra Gazi Paşa ve Mersin istikametine giden yön. Bu karşıda Fener'i görüyorsunuz. Alanya'nın kıyı şeridi. Alanya'nın her tarafını kuşatmış durumda bu begonviller. Muhteşem görünüyor. Zaten yemyeşil, çiçeklerle kaplı cennet gibi bir yer. Evet, Kızılkule. Bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarıma bu listeden istediği benden sipariş afiyet olsun. İnşallah bir gün gerçek olur. Gerçeğini içeriz birlikte. Şimdi. De kalkın sen de Allah belanı vermesin de. Cumali. İyi yaptın vallahi. İnşallah tam çıktı. Kale surlarının dibinde denize giriyor insanlar. Buralar ören yerleri. Evet, tarihe iz düşenler. Bir gün her şey hayal olacak. Bir varmış bir yokmuş gibi. Evet, sevgi ve selamlar. Selma Tarhan, 21 Haziran 2020, Alanya.